Evet, çok güzel şarkı var. Çok güzel, çok keyifli. Dediğim gibi abi, bizim cennet bir ülkemiz var. Bu ülkenin gerçekten çok özel köşeleri var. Çok özel köşeleri var. Ben Avrupa'da isyankarla, aya benzerle oralarda altın plak aldığım zamanlarda da hep şeye çok dikkat ettim. Hatırlarsınız, Topkapı Sarayı'nda çektim All My Life'ın klibini. Yani hep Türkiye'nin bu çok özel noktalarında bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü niye abicim, şimdi bak, Kazakistan'da dünya alem bunu seyredecek, tamam mı? Bizim Kapadokya'mız, Nevşehir'imiz, Kapadokya'mız gerçekten dünya üzerinde çok ciddi bir hazine yani. Kesinlikle. Zaten yıllık turist sayısına bakarsan orayı ziyaret eden açıkça ortada. Ta yıllar önce de kafaya koymuştum. Bundan belki 15 yıl önce ilk defa Uçhisar'ı gördüğümde, ben ilk Kapadokya'yı ilk gördüğümde, Uçhisar'ı ilk gördüğümde ben dedim bir gün burada bir klip çekeceğim abi. İlk kez mi nasip oldu? Evet, ilk kez, evet. Yani hep içimdeydi, hep istiyordum. 4-5 kere konsere gittim ben Nevşehir'e. Hep içimdeydi, hep istiyordum. İndirayla kısmet oldu yani. Ve tabii şimdi bir seferinde de sözüm olsun, oraya götüreceğim sizi. Orada göreceksiniz. Yani hem Indira'ya olan o ilgiyi, sevgiyi, oradaki onun o kariyerinin ivmesini ve seyircinin karşısındaki o aldığı karşılığı falan gözlerinizde görmenizi çok istiyorum. Bir de geçmiş başarılardan bahsettiniz. Gerçekten Mustafa Sandal deyince bence bir hani bir dakikalık saygı duruşuna geçilmesi lazım. Çünkü ya, sözüm ona beğenilmeyen milli takım marşınız bile İtalyan kulüplerinde bağlarda falan. Sözüm ona diyorum. Ya, beğenilmeyen değil. Orada biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz, orada bir şey yapıldı orada. Yani biliyorsunuz. Yani yok, kıyaslama da değil. Başka bir şey yapıldı orada. Yani kıyaslama falan değil o. O yani böyle bot, robot, tak 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 tak, orada başka bir şey yapıldı. Yani konu, konunun arkası başka yani. O parça bile... Bu arada beğenilmeyebilir abi, beğenmeyenler de olabilir tabii. Yani. Aman ha, her yaptığımız şeye beğenecek diye bir şey yok. Harcaten şey dikkatimi çekti yani. Önlem aldınız mı bu yeni şarkıda da peki? Önlem aldınız mı? Aynı botlar yine aynı şarkıda. Abi ben... Ne gerekiyorsa bizim ekip, yani o golü bana bir kere atarsın. Hani benim tecrübemdeki adam ama o golü bir kere yer. Yani o şey gibi bir şey yani. Hiç beklemediğim bir yerden oraya bakmazken pist ya bam, hani oradan bir kere yumruk atarsın. Peki, bana. Yurt dışında yani. İtalya'da özellikle o kadar rağbet görmesini nasıl karşıladınız o şarkının? Yani o şarkı, arkadaşlar zaten inanılmaz bir şey yaptık. 20 Doğru. Çağırdılar, 20 günde dediler ki böyle bir şeye ihtiyacımız var. Konu milli takım, böyle çağırmışlar, rica etmişler. Ben tam bir markanın reklam kampanya filmlerinden çıkmışım. Zaten yorgunum falan. Yani 20 günde inanılmaz bir şey yaptık abi. Yani bu şarkıyı yaz, sözünü yaz, klibini çek, olayı organize et filan. Normalde 7-8 ay sürmesi lazım. Yani filan. 20 günde böyle... Bak yemin ediyorum ya, 3 ya da 4 gün uyumadım ya. Peki güzel haberler geliyor. Evli karar almıştı sanırım Melis Hanım'la. İnşallah. Yazıldı, çizildi. Hatta düğün tarihi belli bile denmedi, evet. Doğru mu efendim? Yok, tarih falan belli değil ya. Arkada bu. Burada oldum aslında. Melis Hanım. Gözler evet evet. Mı? Hep öyle basın da öyle durmak yok ya buraya. Gel gel gel. Öyle yok öyle. Madem bu işi tabii Mustafa konuşsun, ben arkada böyle takılayım. Hep bugüne kadar. Sakın abi, sakın kalın. Farkındasınız değil mi? Hep Meliz Hanım'la, hep göbüsü gördüğünüz hiç sesini duymadınız hiç. Hafif böyle kafa böyle. Sesinizi duyalım o zaman. Nasılsınız, iyi misiniz? Gel, gel, gel. Teşekkürler. Evlilik teklifi aldınız herhalde. Topu bana atmayın. Bu konuda ben, bak bu konu bir kere bayanların konuşması gereken bir konu. Doğru değil mi hocam? O yüzden bu sefer ben susuyorum. Meliz Hanım konuşacak bakalım. Peki Meliz Hanım, neler hissettiniz evlilik teklifi alınca? Ya daha böyle netleştirmedik bir şey, hani tarih vesaire öyle bir net bir şey yok. Yazın dendi, hatta şimdiden İnşallah. Ev dekoru edilmeye başlandı İnşallah. Dendi. Ya öyle, yani bizi yakıştırıyorlar, yakıştırıyorlar, soruyorlar yani, anladın mı? Teşekkür ederiz. Yani ufak ufak bir hazırlık başladık, düşünüyoruz. Ben de senin sesini duysunlar istedim yani. Bugüne kadar hiç. Yani hayırlı olsun diyelim. Teşekkür sağ ederiz. Sağ olasın, sağ olasın. Melih Hanım yüzüğü taşırken biraz zorladı. Neyi? Yok o da o. Ha, yok yok. O değil. O değil. O değil yani. Beklenen değil. Yok o değil, o değil daha, o değil. O. Yok o daha değil. Evet.
O zaman Nevit'e gelmemiz lazım. Nevit'e gelmeye nasıl yapacaklar Kamil'cim? Yani böyle bir şey istiyorsan. O zaman yüzüğü basının karşı çıkarken takmıyoruz herhalde. Yok. Teklif mi oldu? Ya daha yüzük yok yani. Bir dakika dur. Teklif yapıldı mı abi o zaman? Yapıldı yani. Yapılmasa evi diyor yapıyorum. Yani. Çok teşekkürler. Çocuklar buraya kadar geldiğiniz için de çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şarkıyı da çok beğeneceksiniz inşallah. Fotoğraf alalım. Tamam, geri değil ama hani gündem oldu, hani geçmişten de gündem olduğu için sormak zorunda hissettim kendimi. Evet, o gerginlik devam ediyor malum. Abi bir yargı süreci var. O yüzden de hiç şey söyleyemiyorum, konuşamıyorum. Yok, ne demek ki? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Çok pardon. Neyse, bunu da hiç sorgudayız. Yine sesleniyoruz. Mustafa Bey, son çekiyorum. Neyse, bu da çok pardon. Tamam. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Öyle, evet. Teşekkür ederim. Erdal abi bir şey yapsın. Erdal'a kayıtta kal. Bir yıl başı.